Bir arkadaşımız uzunca yazmış e, ve aslında temel olarak şey şu diyor ki kendisi ben diyor otomotiv reklam oyun mimari genel animasyon mekanik görseller gibi işte bu montaj videoları montaj animasyonları vesaire de olabilir e, biraz böyle karışık çalıştım başlarda böyle iyi gidiyor gibi düşünüyordum ve bu kadar farklı alanda iş yapmayı da pozitif bir şey olarak yorumluyordum. Fakat daha sonra sektörde biraz böyle tutunmakta problem yaşadım ve red sürekli red deyince bu fikir bende oluştu demiş ve sürekli red deyince de tabii çok severek yaptığım bir meslekten soğudum demiş kendisi bana verebileceğiniz bir tavsiye var mıdır acaba bu konu hakkında yeni mezun bir insan nasıl iş bulabilir acaba diye sormuş. Şimdi zaten kanal takip edenler tasarımcı nasıl iş bulur, tasarımcı nasıl freelance iş bulur, tasarımcı neden iş bırakır, tasarımcı freelance işleri neden bırakır videolarım mevcut. Onları nasıl iş bulur konusuyla ilgili izleyebilirsiniz. Ben arkadaşlar burada çok kısa bir şekilde yine bunda parça parça başka yerlerde söylemişimdir ama insanlar sizinle neden çalışmak ister? İnsanlar sizinle neden çalışmak istemez? Bu konuda çok kısa bu arkadaşımızın bu sorusuyla ilgili e, sorusu üzerinden konuşmuş olayım. E, şimdi arkadaşlar siz bir işi değerlendirirken çalıştığınız yerde mutlu musunuz? E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirmelisiniz? Onu da söylemiş olayım. 1- Yaptığınız iş. Yaptığınız işten mutlu musunuz? Yaptığınız işin niteliği güzel mi? Yaptığınız iş sizi geliştiriyor mu? Buna bakarsınız. 2 yaptığınız işten kazanç olarak iyi bir şey elde ediyor musunuz? Hayatınızı idame ettirebiliyor musunuz? Buna bakarsınız. 3 yaptığınız işi yaptığınız ortam güzel mi? O işi yaparken muhatap olduğunuz kişilerle ya da işte mekanlarla e, keyifle çalışıyor musunuz? Buna bakarsınız. Bu üç şeyden biri işin niteliği, işin kazancı, işin ortamı bu üç şeyden yani ikisi kötüyse o işi zaten hemen bırakmayı düşünmeye başlarız. Mutsuz oluruz. İnsanların sizinle çalışırken de arkadaşlar değerlendirdiği tek şey işinizin kalitesi değil. Nasıl kalitede bir işi nasıl seviyede bir fiyata veriyorsunuz? Yani iş niteliği iş, o nitelikteki iş için istediğiniz fiyat seviyesi bir de sizin iletişiminiz nasıl? Bu çok önemli. Ben bununla ilgili yine videolar falan çektim yani ya da anlatmışımdır öyle söyleyeyim. Türkiye'de burayı arkadaşlar çok es geçiyorsunuz. İletişim önemli değil. Ben iş yapayım, iş, işim iyi olursa her şey olur. Öyle bir dünya yok. Eğer sorumsuz davranıyorsanız, eğer şeylere zaman e, deadline'lara, teslim sürelerine sığamıyorsanız, yapacağınız işi doğru zamanda, hani doğru bilgilendirmeler yapamıyorsanız, bir terslik olduğunda karşı tarafa bir tersliğe dair düzgün hemen hızlı bilgilendirme yapmak yerine kaçak oynuyorsanız, böyle sessizliğe bürünüyorsanız ben sizinle çalışmam. Dürüstlük, şeffaflık ve söylediğinize sadık kalabilecek şekilde, güvenilir şekilde iş planı yapmamı sağlayacak şekilde güvenilir olmanız oldukça önemlidir. Bir bunları sağlayamazsanız işte insanlar sizinle çalışmak istemezler. İkincisi orta kalite iş yapıp orta seviye fiyat istiyorsanız yüksek kalite iş yapıp yüksek seviye fiyat istiyorsanız ultra kalite iş yapıp ultra seviye iş fiyat istiyorsanız yani yaptığınız işle yaptığınız fiyat zaten sektörde kabul görmüş seviyelerse bu şu demektir ne iş kalitenizle ne fiyatınızla başkalarının önüne geçemiyorsunuz zaten sektörde o kalite işler o fiyatlara yapıldığı için siz arkadaşlar işte neyle fark yaratabileceksiniz? İletişiminizle. İletişiminizle de fark yaratamıyorsanız bu sefer işte atıyorum iyi seviye iş yapıyorum. Orta seviye fiyat veriyorum. Cazip geliyor insanlara diyebilirsiniz. Ya da işte orta seviye iş yapıyorum. Orta seviye fiyat veriyorum ama çok iyi iletişimi sağlıyorum dersiniz. Cazip gelirsiniz. İşlerinizin çok teşekkürler Burak Bey hoş geldiniz ve arkadaşınızın sorusunda şöyle bir şey var. İşlerimin iyi olduğunu düşünüyorum. İşlerinizin iyi olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Dünyada sizin alanınızda yapılan işlere bakın. Bir o işi koyun önünüze bir de öbür işi koyun. Benim işim de bunun kadar iyi diyebiliyorsanız dünyadaki en iyi olan işlere o zaman işlerinizin iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Bazen bu çok oluyor. Kendiniz daha önce yapamadığınız bir şeyi yapar hale gelince heyecanlanıyorsunuz ya ben de de olmuştur. O ne biçim modelledim lan resmen falan diye böyle. Ama arkadaşlar yani işte ilkokulda da ilk kelimeleri yazınca heyecanlanıyoruz, mutlu oluyoruz. Oa ben kelime yazdım falan diyoruz da o şair olduğunuz o işten para kazanacağınız anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Yaptığınız işleri olabildiğince objektif değerlendirmeye ve ona göre fiyat belirlemeye çalışın. Her şeyden önemlisi de temiz, net, dürüst iletişim kurun. Bu benim tavsiyem. Bunu yaparsanız çok para kazanamayabilirsiniz. Ee, öbür yollarda ben hakim ve şey değilim. Yani tavsiye verecek niteliklerde beceri seviyesinde değilim arkadaşlar. Şamil Bey'in bakalım yazıklarını ne mağdur oluyor? Emekliliğin sonrasında adım adım yaklaşıyoruz. Ben teşekkür ederim Şamil Bey. İyi akşamlar Mustafa Bey. Sizin sorunuz var bugün resminizden hatırlıyorum. Şimdi bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Sektörde tutunmak için. Arkadaşlar benim gerçekten ben ayrıldığım her işten çıkarken teklif aldım. Bir kere kovuldum. O da sağ olsunlar gerçekten ayrılacak mıyız diye sordular. Ayrılacağız yani böyle olmayacağı belli dediğim zaman. Birbirimizi üzeceğiz dediğimde. Beni kovup bana şey ödediler. Teminat, tazminat ödediler çok Pardon. Yani önce bana istifa edip etmek et, istifa edecek misin gerçekten ayrılacak mısın diye soruldu. İstifa edeceğim denilince beni nezaketen kovup bana tazminat ödediler arkadaşlar. Çalıştığım bir yerden çok fena kavgalı ayrıldım. Orada bile ayrılmamam için bir maaş teklif edildi. Ee, ve bunların hiçbiri arkadaşlar benim dünyadaki teknik anlamda en becerikli insan olduğum için değil. Sonuçta benim şeffaf iletişim kurmam ve güvenilir iletişim kurmamdan dolayıdır diye düşünürüm ben her zaman. Bazen de beni atana kadar ihtiyaçlar olduğu için tabii ki. Hani Süleyman yerine birini bulana kadar idare edelim, şimdilik bu maaşı verelim diyenler de mutlaka olmuştur. <laughs>